Engellilerle Sosyal Hizmet dersimizin dördüncü ünitesinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde neden bahsettik? Hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde engellilere yönelik yasal düzenlemelerden bahsettik. Bu bölümde de daha spesifik bir konudan yani özel eğitime yönelik ülkemizdeki düzenlemelerden bahsediyor olacağız. Daha önce de söylemiştik, engelli bireylerin eğitimiyle özel eğitim alanı ilgileniyor. Özel eğitim alanı ne yapıyor? Yetiştirilmiş personel, özel eğitim programları ve yöntemleriyle engel türüne göre kişilerin yeterliliklerini destekleyerek uygun bir eğitim almalarını sağlıyor. Bakıldığı zaman bu yönetmelikle birlikte özel eğitim hizmetlerinin rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğünce takip edildiğini görüyoruz. Ve ihtiyaç duyacak bireyler için kurul tarafından REM denilen yani rehberlik araştırma merkezleri üzerinden bir rapor hazırlanıyor. Ve bu rapor doğrultusunda da öğrenci uygun kurumlara yerleştiriliyor oluyor. Hangi tür hizmetler var özel eğitim hizmeti olarak? En çok desteklediğimiz ve bütünleşmenin yolunu en çok açacak olan akranlarıyla birlikte eğitim alabileceği kaynaştırma yoluyla eğitim var. Ya da özel eğitim alabiliyorlar. Aynı tür yetersizliği olan çocuklarla aynı sınıfta eğitim görerek. Destek odası eğitimi çok önemli çünkü kaynaştırma eğitiminin başarıya yardım olabilmesi için yardımcı eğitim birimleri bunlar. Tüm bunlar olmadığı zaman özel eğitim kurumlarında yani kendi engel türlerine uygun kurumlarda eğitim alabiliyorlar ya da bunların hiçbiri olmuyorsa da devlet engelli bireylere evde eğitim hizmetini sunuyor günümüzde. Daha önce çok vurguladık ama ne kadar az vurgulasak az, bizim için konu engel olduğunda erken çocukluk dönemi ve dolayısıyla okul öncesi eğitim çok önemli. Çünkü erken dönemde engele eğitimle müdahale ettiğinizde engele dair pek çok sorunu, hatta engelin pek çok özelliğini ortadan kaldırıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla da erken dönem eğitimde konu engellilik eğitimi olduğunda aileler konunun odağındalar. 0-36 ayda önerilen şey aile eğitimi oluyor. Çocuğun yaşı büyüdükçe uzmanlar tarafından desteklenerek aileler sürekli destekleniyor oluyorlar ve artık anaokulu ve ana sınıfları da özel eğitim olarak ülkemizde veriliyor. Sadece bu kadarla sınırlı değil, örgün ya da uzaktan eğitim imkanı var. Yani ilkokul, ortaokul kademesinde özel eğitim veren kurumlar var. Ya da öğrenci eğer İlk öğretimi tamamlayamadıysa açık öğretim ortaokulunda ya da benzer bir biçimde lisesinde eğitimine devam edebiliyor. Yüksek öğretim giriş sınavlarında da engelin türüne göre yine çeşitli düzenlemeler ilgili kuruluşlarca yapılıyor oluyor. Engellilikle ilgili sorunlardan birisi yoksulluk dedik ve yoksulluğu ortaya çıkartan şey de istihdam. İstihdam edilememenin önüne geçmek için mesleki becerileri kazanmak açısından yaygın eğitim önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şöyle bir durumu var. Eğer bir mesleki eğitim alınacaksa engellinin o aradaki ücretlerini devlet karşılıyor oluyor. Neden bizim için mesleki eğitim önemli? Çünkü mesleki eğitim engellinin topluma bütünleşmesinin en temel yollarından biri. Dolayısıyla da bu mesleki rehabilitasyon, işe yerleştirme sonrasında takip yine politikalar yoluyla ülkemizde destekleniyor. Kaynaştırmayı çok önemsiyoruz. Çünkü kaynaştırma akranlarıyla birlikte eğitim imkanı demek. Ancak başarıya ulaşabilmesi için belli bazı koşullar var. Öncelikle engel grubuna göre uygun materyaller sağlanmalı. Sonrasında kaynaştırmanın yapıldığı okulda destek eğitim odası açılmalı. Yani çocuk orada kendi engel türüne göre desteklenmeli ve çocuğun becerilerine ve engeline uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları da mutlaka hazırlanmalı. Hep söylediği kaynaştırma öncelik dedik ama kaynaştıramayacağımız çocuklarda ne var? Şöyle bir imkanımız var. Kendi engellerine uygun
eğitim veren kurumlar ya da birden fazla yetersizliği olan engelliler için açılmış özel eğitim kurumları da ülkemizde mevcut. Bu bahsettiğimiz rehberlik araştırma merkezlerinin temel amacı şu: doğru bir değerlendirme, doğru bir tanı, dolayısıyla da kişinin sorunları ve becerileri temelinde uygun eğitim ortamına yerleştirilmesi. Engelli aileyi çok önemsiyoruz dedik. Çünkü engelli birey öncelikle ailenin içinde yaşıyor. Dolayısıyla aile çocuğun eğitimine ne kadar yoğun katılırsa, aile çocuğuna ne kadar inanırsa engelli bireyin hayatı o kadar kolay oluyor. Ve özel eğitim yönetmeliğinde de şöyle bir ibare var: ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna katılmaları esas olarak belirleniyor. Dolayısıyla da engellilik için çok önemli olan aile kavramı ülkemizde yasal güvence altına alınmış durumda. Bu ünitede neden bahsettik? Bu ünitede dedik ki engelliliğe dair haklar bir yardımseverlik çerçevesinde değil, bir yasal çerçeve içerisinde olmalıdır. Uluslararası protokollerden bahsettik. Birleşmiş Milletler'in Engelliler Haklarına İlişkin Sözleşmesi'nden ve Ek İhtiyari Protokolü'nden, ülkemizin sözleşmeye 2005'te, protokole de 2014 yılında dahil olduğundan bahsettik. Ne işe yarıyordu bu protokol? Bir ihlal olduğunda doğrudan şikayet etme hakkını sağlıyordu. Ülkemizdeki kanun engelliler kanunuydu. 2005 yılında çıkmıştı. Amacı da uluslararası standartları yakalayarak engellileri yasal anlamda güvence altına almaktı. Bugünlük konuşacaklarımız bu kadar. Size çalışmalarınızda başarılar dilerim. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.